Değerli HR Talks takipçileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. HR Dergi'nin kurucusu sevgili Alper Toper bizlerle. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz kanalımıza. Hoş buldum, hoş buldum. Harika. Ne konuşacağız? Motivasyon konuşacağız. Evet. Bizi yataktan ne kaldırıyor? Belki de o bizi harekete geçiren motivatörler neler? Hı hı. Onu konuşacağız. İlk tanımla başlayabiliriz. Sizce evet. Motivasyon nedir Alper Bey? Biz motivasyonu şöyle tanımlıyoruz. Diyoruz ki işlerimizi yaparken göstermiş olduğumuz enerji, yaratıcılık ve sorumluluk seviyesi. Yani ne demeye çalışıyorum? Bir işi yaparken enerjiniz yüksekse, o motive olduğun zamanları bir düşünün. Hani kimi işler vardı böyle koşarak gidiyordun. Sabah olsa da gitsem o işi yapsam. O enerjiye geliyor. O işi yaparken yaratıcılığınızı kullanabiliyordunuz. Yani size birileri kalıp sunmuyor. Biraz sizi serbest bırakıyordu. Bir de sorumluluk alıyordunuz. Yani kimse size ya sabah geldi 5'te bu işi yap dediğinde değil. Siz büyük bir istekle, coşkuyla gidip o işi yapıyordunuz. Motivasyonu böyle tanımlıyoruz. Yani sabah sizi yatağınızdan kaldırıyorsunuz. İşinize getiren nedenler ama coşkuyla getiren nedenler. Evet. Motivasyon tanımı bu. Evet. Peki hepimizi farklı değerler ya da farklı konular motive ediyor. Bunu nasıl keşfedebiliriz? Bazılarımız evet bazı şeyleri biliyorum ama bilmediklerim de olabilir. Doğru. Bunları nasıl keşfederim? Şimdi mesele burada şu. İş hayatında insanları kimi yazarlar 3 şey motive eder diye tanımlıyor. Kimisi 5 şey diye motive eder diye tanımlıyor ama bizim bakış açımız biraz daha farklı. 850 bin kişilik bir data analizi sonucunda vardığımız yer şurası. İş hayatında insanları 23 farklı unsur motive ediyor. Yani kimilerini evet para motive ederken, bir başkası patronun takdirini ararken bir diğeri özerk olmayı tercih edebiliyor. Hı hı. Ya da birileri yeni bir şeyleri öğreniyorken bir diğeri zorlu hedeften motive oluyorken bir başkası kusursuzlaşmaktan motive olabiliyor. Ama inanın hepimiz farklı şeylerden motive oluyoruz. Bu 23 unsurun sıralaması önemli. Yani o sizi sabah yatağınızdan kaldırıp işinize getirenler ilk 7'de yer alanlar. O konuyla ilgili bir şeyleri bir görevi yerine getiriyorsanız heyecanınız artıyor. O iş yerine bağlılığınız artıyor. Bunları nasıl saptayabilirsiniz? Bunu saptamanın yollarından en basit yolu şu. Bir liste yapın. Oturun günlük görevlerinizin listesini yapın. Yani hangi görevleriniz var? Bu görevlerden hangilerini büyük bir heyecanla yapıyorsunuz? Yani onlarla ilgili bir şey yaptığınızda içinizdeki coşku, tutku neyle ateşleniyor? Onu yazın bir kenara, ayırın onları. Bir de yaparken sevmediğiniz işlerinizi ayırın. Mümkünse bu sevdiğiniz işlere biraz daha fazla zaman ayırmanın yolunu bulmaya çalışın. Çünkü örneğin sizi motive eden unsurlardan birisi kusursuzlaşmaksa, yapılan raporların ya da yazılan raporların son halini kontrol etmek sizi motive edebilir. Oradaki o raporun kusursuz bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamak sizi motive edebilir. Gidip patrona diyebilirsiniz ki patrondan kastım da birinci yöneticiniz, direkt yöneticiniz, ilk amirimiz kimse. Ya ben bu konuyla ilgili sorumluluk almak istiyorum. Rastladığım başka bir örneği anlatayım. Bir konferansa gittim. Eğitimler veriyorum bunlarla ilgili. HR Dergi ama bir de HR Things mi danışmanlık firmamız var. Onun altında yapıyorum bütün bunları. Konferansta bir saatlik bir keynote yaptım. Sonrasında fotoğrafları çeken birisi var. Dedim ki ya, hani bir önceki konferansta da sen çekmiştin. Harika fotoğraflar çekmişsin. Çok teşekkür ederim dedi. Hani tanışmak istiyorum fotoğrafçınızla diye. Şey dediler, o bizim fotoğrafçımız değil dedi. O bizim İK şefimiz dedi. Şimdi bütün mesele bu. Sizi yapmaktan keyif aldınız. Tırnak içinde hobi olabilir bunlar. Ama hobilerle tutku arasında bir fark var. Hobiler yaparken keyif aldığımız ama yaparken çok iyi olmadığımız unsurlar olabilir. Yani benim hobim futboldur. Çok keyif alırım ama asla profesyonel futbol oynayamam. Yapabileceklerim sınırlı. Dolayısıyla iş hayatına döndürdüğünüzde bu işi, o hobilerin işe yansıyan ve iyi yapılabilen alanları varsa işinizin bir parçası haline getirin. Ek görev olarak alın. Yani bir İK şefinin fotoğraf çekmek ek görevidir ama büyük tutkuyla yapıyor ve iyi yapıyor. Evet. Yani sadece hobi olsun diye yapmıyor. Ha ne yapabilirsiniz şirket olarak? Bu tip görev sosyal medya hesaplarının yönetilmesi. Evet. Takım içinde birilerine verin. Ya da siz gidip talep edin. Hı. Yani çalışanlar genelde bu konuda açık iletişimde olmayan patronlar varsa amirler zorlanabiliyorlar. Onu anlıyorum. Hı. Ama bir iş yerinde keyifle çalışmanın, mutlu çalışmanın yollarından birisi bu. Eğer patron bunun farkında değilse
siz bunu yaratıp talep edeceksiniz. Bazen de ifade etmek gerekiyor. Aynen. Değil mi? Yani sonuçta evet bir yöneticimiz var. Yöneticimiz esnek ya da bizi belki de değerlendirebilen bir yönetici olsa bile bizim bunu dillendirmemiz, ifade etmemiz gerekiyor. Şunu bilemeyebilir yöneticiniz eğer sizinle yakın ilişki içinde değilse. Yani hobilerinizi ya da keyif aldığınız şeyleri bilmeyebilir. Sizin potansiyelinizi tahmin edebilir. Ama günümüz yöneticileri ne yazık ki çok yoğun çalışıyorlar. Maalesef öyle. Ama hani bunu anlamanın bir diğer yolu da çok şey. Yani bu iş için hazırlanmış 100 soruluk bir envanter var. Yani beni ne motive eder envanteri diye, motivatör değerlendirmesi diye adlandırmış bir envanter. Bunu alabilirsiniz. Yani o size neyi sağlayacak? Çünkü bilimsel bir şekilde sizi gerçekten sabah yatağınızdan kalkıp işinize götüren nedenleri anlamanıza yardımcı olur. Sonra da onu götürüp patron diyebilirsiniz ki ya bak ben zorlu hedeften hoşlanıyorum. Benim işlerimi biraz zorlaştıralım. Ama bununla beraber ben özel çalışmayı da seviyorum. Yani biraz böyle her dakika gelip bana ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye sorma. Bırak ben işin sonucunu da getireyim sana vereyim. Çünkü o sorumluluğu da alıyorum. Ha ben bir de başkalarını geliştirmekten hoşlanıyorum. Yani keyif alıyorum bunu yaparken. Nasıl yani? Ya şirkete yeni katılanların başlangıç eğitimlerini ben vereyim. Gibi. Biraz yaratıcı düşünmek gerekiyor. Yani hem amire bu şansı vermek lazım yani yöneticiye hem de çalışanın kendini bir parça daha iyi tanıması lazım. Çünkü ne yazık ki yöneticilerimizde o kadar çok zaman olmadığı için ekiplerini o kadar iyi tanımayabiliyorlar. Evet. Gözlemlediğim o genelde. Evet. Bununla beslenen çalışan da aslında ayrılmadan önce belki ilk bunları düşünmemiz lazım. Rutine biniyoruz çünkü. Sürekli doğru. Aynı işleri yapıyoruz. Aynen. Ve eğitim gelişim anlamında imkanlar sunulmuyor. Ya da ben farklı işlerde kendimi geliştirmek istiyorum diyoruz ama ayrılmadan önce motivatörlerimizi bir bakmak üzerinden lazım. Geçmemiz lazım. Buradaki, değil mi? %100 haklısın. Buradaki temel şey şu. Motivatörleri anlayıp sizi heyecanlandırın unsurları yaptığınız görevler arasında uyum var mı yok mu ona bakın. Yani o motivatörler tatmin oluyor mu o görevleri yerine getirirken? Eğer olmuyorsa zaten kopuş başlıyor. Evet. Talep ettiniz yine cevap alamıyorsunuz. Bilin ki gidecektir o çalışan. Ya da siz mutlaka bu istekleriniz, bu arzularınızı yerine getirebildiğiniz bir iş yerini tercih ediyor. Çünkü insanlar araştırmalar onu gösteriyor ki hayatlarının sonuna kadar sadece para almak için çalışmıyorlar. Evet. Belli bir seviyeden sonra kendini gerçekleştirmek istiyor. Tutkulu olduğu alanlar var. Bir şey daha söyleyeyim, kapanış olarak yapalım. Şöyle bir yanlış anlaşılma var. Şimdi herkesin dilinde olan genel bir önerme var. Diyorlar ki işte tutkularının peşinden git. Harika. İşte işini bırak. Süper falan. Ama gerçek dünya o kadar kolay değil bu işler. Yani hayatınızın tamamını orada geçirmişsiniz. %85'ini işinizle geçirmişsiniz. Gelmişsiniz 30-35-40 yaşlarına ve diyor ki birisi size bırak hayallerin peşinden git. Buna ihtiyaç yok. Yapabiliyorsanız yapın. İtirazım yok buna. Ama büyük çoğunluk için bu önerme anlamsız. Çünkü biraz da iddialı aslında. O yüzden anlamsızlaşıyor. Çünkü yapılabilmesi zor. Ama şunu yapabilirsiniz. Sizi motive eden unsurları anlarsanız ve işlerinizin parçasına normal görev tanımınızın içinde olmasa dahi onları ekleyebilirsiniz. İş motivasyonunuzda, performansınızda, tutkunuzda artıyor. Evet. Bu onu gösteriyor. Evet. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Aa, ben teşekkür ederim. Ederiz paylaşımınız için. Harika. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.